TR724 YouTube sayfasında Mahmut Akpınar'ın Lale Devri Bitti başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Lale Devri, Osmanlı döneminden hafızalarımızda kalan zaman dilimlerinden birisidir. Avusturya ve Venedik'te yapılan Pasarofça Anlaşması'nı müteakip, 1730'a kadar süren nispi barış ve huzur dönemine verilen isimdir. Dönemin sultanı 3. Ahmet, savaşı sevmeyen, müzik, estetik ve sanat düşkünü bir adamdır. Sadrazamlığa da kendisi gibi naif, eğlenceyi, müziği seven bir adam olan damadı Nevşehirli İbrahim Paşa'yı getirince ekip tamamlanır. Saray ehli bu dönem İstanbul'un sosyetesiyle halktan kopuk başka bir alemde yaşamaya başlar. Sanatkarlar, müzisyenler İstanbul'a gelir. Divan edebiyatı, şiirler, meşkler, eğlenceler gırla gider. Meşhur lale bahçeleri oluşturulur. Saray ve ahalisi gayet mutludur. Ama halkın ne yiyip içtiğiyle, neyle geçindiğiyle çok ilgili değildir. Oysa ülkede üretim bitmiş, devlet eski refahını, gücünü kaybetmiş, halk fakir düşmüştür. Sultan ve damadın problemleri görme ve çözme gibi bir dertleri yoktur. Halktan kopuk sarayın tavırları öfke birikmesine neden olur. Omurdanmalar artar. Zira halk perişandır. Sonunda insanlar patlar ve bugünkü mafya liderlerine benzer bir tip olan patrona Halil önderliğinde ayaklanma başlar. İnsanlar sokaklara dökülür. Uzun süredir sarayda lüks içinde ve gerçeklikten kopuk yaşayan sultan gerçeklere uyanır. Halk önce damada yönelir, onun kellesini ister. Naif, zarif, bugünkü damatla karşılaştırılamayacak kadar üstün özelliklere sahip damat İbrahim Paşa, sultanın tercihidir. Sevdiği damadını her şeyden sorumlu yaparak kendisini rahatlatmış ama halkı rahatsız etmiştir. Tepkilerin yükselmesi üzerine nezaket sahibi, peygamber aşığı ama kötü bir yönetici olan 3. Ahmet, tahtını korumak için damadını kurban vermek zorunda kalır. Yıllardır sarayın lüks ve sefaatine bilenen fakirlik, yokluk ve kötü yönetimden bıkan isyancılar damadı öldürmekle kalmazlar. Sokaklarda cesedini gezdirirler. Sonra da 3. Ahmet Çeşmesi'nin yanına damadın cesedini atarlar. Devrin lüks ve eğlence sembolü olan Sadabat Köşkü yağmalanır, yakılır. Ne var ki damadı feda etmek saray sahibini kurtarmaz. Zira halk asıl sorumlunun sultan olduğunun farkındadır. Onun da başını isterler ve baskılar karşısında 3. Ahmet tahttan indirilir. Arada 3 asırlık fark var ama tablo benzer. Kötü yönetim, kayırmacılık, halktan kopma, kamu kaynaklarını israf, saray çevresini besleme gibi durumlar tamamen örtüşüyor. Muhtemelen o dönemde de sarayın etrafında her şeyin harika olduğunu, halkın çok iyi yaşadığını savunan dalkavuklar vardı. Belki o zaman da ulufeciler dünyanın sultanı kıskandığını filan savunuyorlardı. Belki kiralık şakşakçılar yollara diziliyor, "Çok yaşa sultanım!" diye naralar atıyordu. Ama bütün o suni söylemler, sahte veriler halkla yüzleşince hükümsüz hale geldi. Aksine üretilen iyimser söylemler halktaki nefreti katladı. Türkiye bugünlerde yeni lale devrinin sonunu yaşıyor. Hazine tam takır. Millet aç ve perişan. Ama saray ahalisi lüksünden, şatafatından ve kibrinden vazgeçmiyor. Askıda ekmekle, milletin kafasına çay atarak toplumda biriken öfkeyi alamayacağını saray sahibi yeni yeni fark ediyor. Bu nedenle öfkeleri yatıştırmak için damadı feda etti. Tekrar umut tacirliğine başladı. Saray damadı verip tahtı kurtarmaya çalışıyor. Ama hala problemlerin derinliğini, milletin tepkisini görmek istemiyor. Zira boş vaatleri çözüm diye yutturduğunu sanıyor. Damat yetmeyecek. Bu rüzgar saray sahibini de götürecektir. 3 asır önceki Lale Devri, en azından tarihimizde şiirle, sanatla, müzikle, estetikle, laleyle anılıyor. O dönemin sultanı olan 3. Ahmet, divan edebiyatında iz bırakan bir şairdi. Hattattı, müzisyendi. Sanatkar kişiliği yanında entelektüel tarafları vardı. Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip eder, ülkeye gelmesi için çaba sarf ederdi. İbrahim Müteferrika matbaayı bu dönemde getirmişti.
Bu dönemde önemli mimari eserler verildi, kütüphaneler kuruldu. Sultan naifliğine rağmen bugünkü saray sahibi gibi Ruslara boyun eğmedi. 1711 yılında Prut Zaferi ile Rus ilerlemesini durdurdu, onları barışa zorladı. Lale Devri, Nabi Nedim gibi pek çok şairin, Levni gibi sanatkarların yetişmesine ortam oluşturdu. Halk değilse de sanatçılar yönetimden memnundular. Hem 3. Ahmet hem de Nevşehirli damat İbrahim, bugünkü saray ehline her açıdan fark atacak kalite ve nitelikteydi. Zarafet ve görgü sahibi insanlardı. Bu dönemin ise hafızalarda bırakacağı hiçbir olumlu tablo yok. Bu döneme gelecekte ne isimler verirler bilmiyorum. Ama ben geleceğin tarihçilerine bazı isimler önerebilirim. Rüşvet devri, nefret devri, zulüm devri, soygun ve vurgun devri, yalan ve talan devri, mafyanın altın çağı, hırsızlar saltanatı, rant ve betonlaşma devri. Sizler de önerilerinizi yorum olarak alta yazıp geleceğin tarihçilerine yardımcı olabilirsiniz.